Merhaba haber hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Yazarımız İhsan Tatlı Başkanımızın yazısı önemli arkadaşlar sizlere duyurmak istedik hemen. 4 ile içleri merak ettikleri sorulara cevaplar diye arkadaşlar. Kısa öz bir video olacak sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Merak edilen soru ve cevaplar diyor arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolünden haberi var mı? Birinci ön önemli maddemiz bu. Hayır yok çalışma bakanlığının teklifi bekleniyor arkadaşlar. Biliyorsunuz kamu çerçeve protokolünde tastak metni sendikalar, Türk İş ve Hak İş, Çalışma Bakanlığı verdi arkadaşlar. Şimdi de sıra Çalışma Bakanlığı'nın teklifi. Yani arkadaşlar taslak metni Çalışma Bakanlığı aldı elinde cepte. Ama Çalışma Bakanlığı da buna bir cevap verecek arkadaşlar. Teklif bekleniyor yani arkadaşlar. Durum bundan ibaret. An itibariyle bu video yaptığımız 18 Haziran 2021 tarih itibariyle arkadaşlar. Tediyeler ne zaman yatar? Cumhurbaşkanı tarafından resmi gazetede 3. ve 4. tediye tarihleri açıklanması bekleniyor. Kurban bayramı öncesi üçüncü tediyeye yatması muhtemeldir. Dördüncü tediye de arkadaşlar aralık ayında yatacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam ediyorum. Kurumlardaki sendikalarda yeni sözleşme için kamu çerçeveyi bekleyecek mi? Cevap. Çerçeve imz imzalamadan da sözleşme yapılabilir. Bunun örnekleri de vardır. Sözleşmeye madde koydurulup çerçeveden çıkan haklar ve zamlar uygulanır yazılabilir arkadaşlar. Ama ama velakin ben şahsi fikrim belirteyim. Bütün sendikalar kamu çerçeve protokolü bekliyor arkadaşlar. Öyle görünüyor. Çünkü hepsi durdu arkadaşlar görüşmeler. Hep böyle 2 haftaya, 3 haftaya, 4 hafta sonra atıyorlar birçok kurumda. Yani hepsi kamu çerçeve protokolü bekliyor arkadaşlar. Bütün kurumlar. Yeni sözleşme imzalanınca geriye dönük haklar hangi tarihten itibaren hesaplanacak? Bununla ilgili de biz daha önce video yapmıştık. Toplu sözleşmemiz arkadaşlar ne zaman bitmişse o tarihten itibaren geriye dönük haklarınızı alacaksınız. Yeni sözleşme imzalanınca geriye dönük sözleşme başlangıç yürürlük tarihi ile imza tarihi arasındaki hesaplanıyor. Sözleşme imzalandıktan 1 bir buçuk ay sonra geriye dönükler ödeniyor arkadaşlar. Yani önceki toplu sözleşmeniz ne zaman bitmişse, yeni toplu sözleşmesi ne zaman imzalanmışsa o aradaki fark ödeniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yetkili sendika yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor. İstifa edip dayanışma aidat dilekçesi verirsem hak kaybım olur mu? Yürürlük başlangıç tarihinden sonra verilen dayanışma aidat dilekçelerinde talep tarihi baz Bu durumda geriye dönükler hak kaybı olur. Kesinlikle sözleşme imzalanmadan istifa etmeyiniz arkadaşlar. Evet. Saygılarımla demiş. Güzel kısa öz bir yazı oldu. Umarım bilgilenmişsinizdir arkadaşlar. İhsan Başkan'a buradan saygılar, selamlar gönderiyoruz. Güzel bir yazı olmuş. Kafalardaki soru işaretlerini dindirmiş diyorum. Kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım. Abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar. Gelişmelerin hiçbirini kaçırmazsınız. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar haftanın iş ilanlarını kısa öz bir şekilde sizlere göstereyim. Yurt dışında iş ilanı var arkadaşlar. 45, yaş, 41 yaş lise, ön lisans ve lisans mezunları başvurabiliyor. Kamu var arkadaşlar. Tarım Bakanı az önce açıkladığı 100 personel alım yapılacak. İl özel idare 50 yaş sınırlı vasıfsız 45 personel alımı yapıyor arkadaşlar. Makam şoförü, büro, temizlik işçisi alımı var. Kamu arkadaşlar. Yine 85 kişilik Büyükşehir Belediyesi'ne ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu alım var. Online başvurular bitiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Devlet Hastanesi 60 dev... personel alım başvuruları devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Haziran ayı kadrolu memur alımları 60 kişilik alım var arkadaşlar. 50 yaş Büyükşehir Belediyesi 50 yaş daim kamu personel alım yapacak. Daimi kadroda 48 kamu personel alım yapılacak. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite arkadaşlar. Türk Sata yine 12 şehirde 30 personel alımı devam ediyor. Lise ve üniversite mezunu. Yüzdelik davası kazanıldı. Bunu da videosu kanalda var zaten arkadaşlar. Haberde okumak isterseniz memurlarhaber.com web sitesinin en üstünde duruyor şu an. 2430 işçi ve memur alacak arkadaşlar kadrolar haberin içinde var. Orman Bakanlığı 2083 işçi iş alımı devam ediyor. Bunun da videosu kanalda var. Aynı zamanda memurlarhaber.com web sitesinde var. KPSS 50 puanla daimi kadroda 6 ünvanda personel alımı yapılıyor arkadaşlar. KPSS 55 puanla kamu personel alımları var. KPSS 60 puanla düz memur ve personel alımları var. Yine ayrı bir kurumda. Aile Bakanlığı personel alımı devam ediyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 işçi iş alımı var arkadaşlar. Devam ediyor. Eski hükümde iş başvurusu karayollarına devam ediyor arkadaşlar bu başvuruda. Bütün bu iş ilanlarına videonun altına linklere tıklayıp ulaşabilirsiniz. Engelli personel alımları, kamu personel alımları, iş iş ilanları, yurt dışı iş ilanları ve belediye personel alımları linklerinden tıklayıp bütün bu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kaçırmamak için her gün web sitemiz memurlarhaber.com'u sık sık ziyaret ediniz. Hem kamu iş haberlerini hem iş ilanlarını kaçırmazsınız arkadaşlar. Bakın bunlar web sitenin en üstünde yer alan haberlerdir arkadaşlar. Hemen şu 2430 işçi ve memur alımını sizlere videodan okuyayım haberin arkadaşlar kısa bir şekilde. Videonun altındaki linklere tıklayın. Cep uygulamamızı Android uygulamamızı da indirebilirsiniz arkadaşlar. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 kamu işçisi alımı vardı. 14 şehirde toplam 225 temizlik görevlisi alınacaktı. Adaylar başvurularını 14-18 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilirler diyor. Bu habere ulaşmak için arkadaşlar Videonun altında bakın göstereyim hemen. Kamu personel alımları linkine tıklarsanız bu habere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2083 işçi alım var. Başvurular yine 14-18 Haziran'da işgur üzerinden işyer türüne kamu yazıp enter'a basıp aratıyorsunuz. Orman Genel Müdürlüğü başvuru numaraları çıkacak onlara başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi'nde 55 kamu işçi alımı var. Temizlik görevlisi kadrolu 55 işçi alım var. Başvurular yine iş kurulu üzerinden en geç 18 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacak. Yine bu iş ilanına ulaşmak için kamu personel alımları linkine videonun altında var. Tıklayın arkadaşlar. Eğitim İşletmeleri işletmeleri genel müdürlüğü 67 kamu işçisi alımı var. Bandırma bor ve asit fabrikaları İşletme müdürlüğüne bandırma balıkes, balıkesir ve 32 ve 40 40 bor işletme müdürlüğüne Seyit Gazi Eskişehir 35 olmak üzere toplam 67 işçi alımı var. Başvurular Haz 21 Haziran'dan itibaren işkur üzerinden yapılabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tarım Bakanı açıkladı arkadaşlar. Bugün az önce açıkladı. 100 kom personel yapılacak Tarım Bakanlığı'na. Şehir Hastanesi arkadaşlar. Memur alımı, personel alımı, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu 89 personel alımı var. Bu ilana da bakalım. Sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. 60 kişilik bir alımı memurlarhaber.com web sitesine tıklıyorum. Evet. Devlet hastanesinde 60 kişilik alım var arkadaşlar. Biraz yavaş giriyor ama devam ediyorum ilan arkadaşlar. İlan o arada kaynadı arkadaşlar. Madem tıklayacağız dedik tıklayalım arkadaşlar değil mi? Evet burada ilan 60 kişilik alım var. 50 kişilik hemşire alımı kontenjan bilgilerine bakalım arkadaşlar. Bir psikolog, fizyoterapist, 3 ebe, bir laborant, iki röntgen teknisyeni, bir röntgen teknisyeni alımı toplamda da 50 hemşire alımı var. Son başvuru tarihi 17 Haziran 2021 tarihinde arkadaşlar. Başvurular Harlan Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na başkanlığı şahsen yapılacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bütün iş ilanlarının videolarının altına linklerini koydum. Tekrardan hayırlısı olsun. Kanala abone olmayı, bildiğim zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.